Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ufe ilahiyat Arapça 4 Ünite 1 İkinci videomuz. Ünite 1'e dair çekilen ikinci videoda birlikteyiz. Öğrenme çıktısı. Başta klasik İrab-ül Kur'an kitaplarından olmak üzere şu site ve bu site, bu iki siteden yararlanarak aşağıdaki ayetlerde geçen sayı ve temizlerinin irabı, irab özelliklerini inceleyip karşılaştırınız. Ama başta nereden yapın bunu? İrab-ül Kur'an adlı kitaplardan yapın. İrab-ül Kur'an'a dair bilgisayarımda çeşitli kitaplar var. Bunlardan şu an bir tanesini açmış bulunuyorum. Tabi ilgili süre neydi? Yani hangi sürenin neresiydi? Furkan 32. Furkan suresi 32 numaralı ayette şuraya bir göz atın demişler. Tabi şu an için hangi ciltte, yani hangi PDF'de olduğunu bilemiyoruz. Tahmin ettik, araştırdık, baktık tek tek nerede geçiyor diye. 8 numaralı PDF'de geçtiğini fark ettik. İrab-ı Suratin Nur, Nur suresi diyor. Biraz daha aşağılara doğru inelim. Şura suresi. Bu da değil. Şu an için arıyoruz yani. Nerededir? Sanırım geçtik. Neml suresi. Süreyi arıyoruz birlikte. Şura suresi. Furkan suresi şurada. Hızlı geçmiş demek ki. Suratul Furkan. İrabu Suratil Furkan. Furkan suresi kaç numaralı ayet idi? 32'ymiş. Ayet numaraları sağda yer alıyor. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 devam ediyor. 35, 34 için şurası. 34'tü değil mi? 32'ymiş pardon. Şurası. Sayfa 121 diyor. Bir açalım bakalım İrab-ül Kur'an'da ne varmış. قال الذين كفروا لولا نزل عليه الكرآن cümleten vahideten. Tam olarak bizim konumuz burası. Cümleten vahideten. Cümleten vahideten. Şuradaymış. Cümleten vahideten nedir? Halun, haldir. Neyden haldir? Minel Kur'an'ı, Kur'an lafzından. Mensubun bir fethati, cümleten vahideten nedir? Fetha ile mensuptur, cümle kelimesi. Vahid kelimesi ise sıfetun, diğer adıyla na'tun, sıfattır, na'tır. Neye yönelik? Li cümletin mensubetin, mensup cümle için tıpkı kendisi gibi fetha ile mensup olan. Bir mana def'aten vahideten. Bir mana muzaftır. Bir mana def'atin vahidesinde diyebilirsin. Sonuç olarak burada geçen cümle kelimesi hal olduğu için mensup. Vahide kelimesi de cümle lafzının sıfatı olduğu için mensup. İrabını bulduk. Yani İrab-ül Kur'an nedir? Belki onu başta söylemeliydim ama evvela görmenizi istedim. İrab-ül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in en başından en sonuna kadar tüm ayetleri, tüm sureleri İrab yönünden, Nahiv yönünden inceleyen bir kitaptır. Bunlara İrab-ül Kur'an kitapları denilmektedir. Yani Kur'an'ın İrabı, Kur'an'ın İrabına değinen kitaplar. Şu faildir, bu mef'uldür, mensuptur, merfudur, harfi cer vardır gibi inceleyen kitaplara İrab-ül Kur'an adı verilmiştir. Buna dair pek çok kitap yazılmıştır. Bunlardan bir tanesini sizlere açtım, gösterdim. Kitabın adı yukarıda yazıyor gerçi. Ne diyor? El-i'rabul mufassal. Mufassal i'rab. Likitabillah el-mürettel. Kitap tam olarak bu. 8. cildi açtık şu anda. 8. PDF bu. Buradan bir göz atmış olduk. Devamında ne diyor? Diyor ki tabi orada bitmiyor iş. Zevceyni ithneyni. Semaniyete ezvacin.
Buralara da bakın demiş. Hud suresi. Hud suresi burada. Hud suresi kaç numaralı ayet istenmiş? 40. Burada geçiyor. Sayfa 174'müş. Burada tam olarak neresi sorulmuş? Zevceyn isneyni. Doğru yerdeyiz. 39'muş burası. Şurası. Zevceyn isneyni. Buranın irabına bir göz atalım. Zevceyn isneyni. Zevceyni meful bihtir mensuptur. Ya ile mensuptur. Niye ya ile mensuptur? Lennehu müsenna. Çünkü kendisi tesniyedir. Ve nunu nun ise ivazun an hareketil müfredi. Müfredin hareketinden ivazdır, bedeldir. Sonuç olarak zevceyni nedir? Meful bihtir. Bu yüzden mensuptur. Nasb alameti yadır. Niye yadır? Kendisi tesniye olduğu için. Sonundaki nun yani zevceyni. Sondaki nun nedir? Müfrette bulunan hareketen ivazdır. İsneyni, şurada geçen isneyni kelimesi neyin nesi? Kendisi tekittir. Neyin tekidi? Zevceyni. Zevceyni kelimesinin tekidi olmaktadır. Zaten zevceyni tesniye yani iki eş manasına zaten geliyor. Peşine bir daha isneyni geldiği zaman ne olmuştur? Onu tekit etmiştir. Kendisi de tıpkı onun gibi ya ile mensuptur diyor. Bunun da irabına bakmış olduk. Devamında semaniyete ezvacin. Dilerseniz buna da internet sitesinden bakalım. Hepsine kitaptan bakmış olmayalım. Şimdi şu en üstteki linke tıklıyorum. Furkan Joe yazan yere tıkladım. Şöyle bir site karşıma çıktı. Burada bunu kullanımını ben bilmiyorum açıkçası ama burada özellikle yazılmış bir yer var. Görüyorsunuz. Ne kadar görebiliyorsunuz? Çok da göremiyorsunuz. Şimdi tam görüyorsunuz. Burada bir ayet yazılı zaten. Şuna basarak ayeti silebilirsiniz. Ve şuraya basarak telaffuz edersiniz. Telaffuz ettiğiniz şey aramaya başlar. Munafigun suresiymiş burası. Munafigun 63. Neden orası açık? Oysa En'am 143 var orada. Bunu silelim. Şuraya yazdığımızda mesela En'am suresi buraya yazarsın. Çıkar yani. Müfredatü elfazil Kur'an. Burada sözcükler karşımıza çıktı. Burada Musahif diyor. Buraya tıklıyoruz. Ulum kitapları. İşte İrabul Kur'an. Burada var mesela değil mi? İrab ve Lugat. Kıraat kitapları. Garip ve Meani kitapları. İrabul İrab ve Lügat kitapları çıktı. Tıklıyorum ama direkt açmıyor burada. Şuraya yazmamız gerekiyor. Bakalım PDF'den kopyalayıp yapıştırmaya gelsem. PDF'de kopyalanabiliyor mu? Tam olarak kopyalanabiliyor mu? Genelde PDF'lerde Arapça kelimeler böyle yarı yamalak kopyalanıyor. Sanırım burada da öyle bir problem olabilir. Yapıştıralım. Femanet ezvacı. Tam çıktı. Bir enter'a basalım. Ne çıkacak bakalım. Yani tam olarak onu göremedi sanırım. Çok da önemli değil. Bunu farklı bir yönden de inceleyebiliriz. Örnek şuraya Arapça klavyeyle bir şeyler yazabiliriz. Deriz ki İrabu İrabu. Bir de ayeti buraya yapıştırırsak. İrabu semanete ezvaç. Buranın İrabını bana bul demekti bu. Ara dedim. Aramaya geçtiğinde çeşitli videoların başta yer aldığını görmektesiniz. Devamında ise az önceki kitap PDF'den baktığımız kitabın internet ortamına aktarılmış halini bulduk. Oradan bakabiliriz. Ve bakalım. Semanete ezvacı burada çıkmış görüyorsunuz. Car ve mecrur minel en'am için diyor. Semaniye mefulü bihtir mensuptur fetha ile. Semaniyete. Ezvaç kelimesi ise muzafun ilehtir.
Mecrurdur bil izafet, izafet gerekçesiyle cerlameti kestedir. Böylece bunu anlatmış olduğu, yani femani kelimesi 8'dir. 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi hem cemi hem de mecrur gelirdi. İşte ezvac cemi ve mecrur olarak gelmiştir. Zevci müfrettir. Ezvac onun cemisidir. Femaniyete niye mensuptur? Çünkü mef'uldür dedi. Kral Saud Üniversitesi yazılışı bu. Arabistan'da mevcut kendisi. Bu site üzerinden ben genelde bakıyorum. Bu siteye girdiğimizde ne aradığını buraya yazıyorsun. Tefsir. Burada teracim yazıyor. Tefsir yazıyor. Burada sureyi seçebiliyorsun. Diyorsun ki mesela Nisa suresi. Hangi ayet istersin? Buradan da ayet numarası. İşte 8. ayet. Karşına o ayet direkt yeşil olarak çıkıyor. Seçili olarak çıkıyor. Ben genelde oradan bakıyorum. Farklı sitelerde mevcut. Sıra sayıları el-adet sayılar, et-tertibi sıra, sıra sayıları. Yarışma olmuş adeta. Birinci gelmiş, beşinci gelmiş gibi. Sıra sayısı bu yani. Kaçıncı olduğunu ifade ediyor. 1, 2, 3 değil de birinci, üçüncü, beşinci. Bu kısımda 1 ile 10 arasındaki müfret sıra sayıları ele alınıyor. Hem eril ve hem de dişil yapılarıyla, hem de niteledikleri isimlerle, yani mevsuflarıyla birlikte müfret sıra sayıları örneklerde aşağıda verilmiştir. El-talibu, el-evvelu. El-talib kelimesi müfret müzekker, el-evvel de öyle. El-talibütü müfret müennes, el-ula da öyle. Biri müzekker, biri müennes. Aynı şekilde rakamda da müzekkerlik, müenneslik var. El-evvelu müzekker için, el-ula müennes için. Yani Ali Veli Hasan Hüseyin için el evvel, Fatma Ayşe Hayriye için el ula kullanılıyor. Birinci erkek öğrenci, birinci kız öğrenci. Et-talibu sani, ikinci erkek öğrenci. Et-talibetu saniyetu, ikinci kız öğrenci. El evvel ile el ula arasında fark var. Es-sani ile es-saniyetu arasında bir T farkı var. Es-salisu, es-salisetu. Böyle bir fark yine mevcut. Rabi'u, rabi'atu. Hamisu, hamisetu. Sadisu, sadisetu. Sabi'u, sabi'atu. Saminu, saminetu. Sondaki yuvarlak ta'lar müennes olduğunu göstermekte. Tasi'u, tasi'atu. Aşiru, aşiratu. Şimdi bunu cümle içerisinde kullanılmış halini görelim. Kat ekla'et, havalandı et dairatı, uçak. Öyle uçak ki el ula, birinci uçak. Nereden havalandı bu? Minel metari, havalarından ayrıldı, uçtu. Şimdi burada geçen el ula kelimesi sıfattır. Neyin sıfatı? Sağındaki kelime. Et daira kelimesinin sıfatı olmakta. Muhammedun tilmizun fi saffi sani. Es-saf sınıfta, öyle sınıf ki es-sani, ikinci sınıfta. Es-sani saf kelimesinin sıfatı oldu. Es-saf kelimesi mecrur olduğu için sani de mecrurdur. Et-dairatu merfu olduğu için el-ula da merfudur. Ref alametler bunların 1 ile 2'nin gizlidir. Gizli. El-ula, la diyorsun şu sondaki. Lamdan sonra yazılan o soldaki harf eliftir ve onda gizli olarak bir adet ötre vardır. Es-sani, es-saniyu, ya da gizli bir ötre var. Pardon, es-saffi dedik değil mi? Es-saniyi, ya da bir adet esre vardır. Gizlidir ama telaffuz edilmez. Ben nereden bileceğim ne zaman bunda ötre var, ne zaman esre var? Sağındaki kelimede ötre varsa onda da ötre vardır. Esre varsa esra vardır. Fetha varsa fetha vardır. Çünkü 1 ile 2 nedir? Sağındaki kelimenin irabını birebir almaktadır. Yani harekesini almaktadır. Es-seyyaratu es-salisetu. Es-salise üçüncü demek. Es-seyyaratu merfudur değil mi? Sonuncu harfte ötre var. Es-salisetu. Bunda da ötre var. Yani şöyle bir soru gelebilir. Es-seyyaratu nokta 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 min hazi seyyarat devam ediyor.
Noktalı yere aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Es-salise T, es-salise T, es-salise T. Ne yapacaksın? Madem seyyara yani noktalı yerin sağı ötele bitmiş, merfudur. Noktalı yere de merfu bir rakam getirmeliyim. İlel fesli esele bitmiş. Errabi'i. Bu da esele bitmiş. Kat şüphesiz ki ellefe telif etti. El katibu katip yazdı yani. Ne yazdı? Rivayetehu romanını el hamisete beşinci. Rivayete fetayla bitmiştir. Hamisete bu da fetayla bitti. Rivayete hu dedin ama. Yani buradaki hu zamirdir. Zamire tabi yapmayacağız kelimeyi biz. Zamirden. Önceki kelimeye tabi yapacağız ki rivayet bunun aslı. Rivayet T ile bitmiştir. T'nin hareketine bakacaksın. Aynısını burada da yapacağız. Bu şöyle de sorulabilirdi. Dikkat. Kad ellefe el katibu nokta 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 el hamise T. Fetayla verir. Noktalı yere ne gelecek? A şıkkı rivayet T'hu T'nin fetasıyla. B şıkkı rivayet tuhu T'yi ötürleyebilir veya T'yi esirleyebilir. Hangisi gelmeli? Madem ki rakamla sağındaki kelime uyum içerisindedir dedik. Bakıyorsun ki rakam fethalı, o zaman sağındakinin de fethalı olması gerekir. Sonucunu bulursun. Bunu şuradan örneklendirelim tekrardan. Vesalna ila nokta 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 Rabi'i. Ayn esrele bitmiş. Yani kelime esrele bittiğine göre sağındaki kelime de mecrur olmalı. Esrele getirirsin. Bu böyle olur. Evet. Hafizu el beyte es-sadise. El beyt kelimesi mensuptur fetha ile. Es-sadise bu da mensuptur. Bu da fetha ile mensup olmuş. El yevmi esra almış. Es-sabi'i esra almış. Özet 1 ile 10 arasındaki sıra sayıları işleniyor. Bunlar 1 ile 10 arasındaki sayılar 1 de dahil 10 da dahil olmak üzere. Sağındaki kelimelere İrab yönünden, müzekkerlik müenneslik yönünden, müfrettesliğin cemiye yönünden uyuması gerekir. Uymuş. Bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Eşşehri, Essamini, Ettabiki, Ettasihi, Elami, Elaşiri. Kelimeler uyum içerisinde. Sıra sayıları 1 ile 10 arasındaki sayıların fail kalıbına aktarılması ile elde ediliyor. Yani sabi'in. Ne gibi? Fa'in gibidir. İlk harf uzatıyor. Fa'il. İkinci harf. Yani elifi saymazsak peşine gelen harf. Esreli olmalı. Sabi'i. Tha'min. Tasi'i. Sonuncu harfin harekesi ise zaten değişken burada bunu görmüş olduk. Fetha olabilir. Esre olabilir. Daha yukarıda geçtiği üzere östre de olabilir. Fa'il kalıbına aktararak rakamları sıra sayısı yapmaktayız. Ancak vahid sayısı saat 1, saat 1,5 gibi sadece saati söylerken kullanılır. Vahid kelimesi. Birinci demek için kullanılmaz. Vahid, vahid ve onun dişili vahide kelimeleri yerine sıra sayısı olarak birinci anlamında eriller için el evvel, dişiler için el ula'nın kullanıldığını az önce görmüştük. Sıra sayıları varlıkların sırasını belirten sıfat konumundadırlar. Bundan dolayı niteledikleri kelime, cinsiyet, sayı, belirlilik ve irab bakımından uyarlar. Yani şu bilgi son derece önemli. Bunu kesinlikle ezberlemelisiniz, kavramalısınız. Şimdi birkaç tane daha örnek vermeye çalışmışlar. 1. Se-u-şahidu el-bernamic el-evvele. Bernamice fetayla bitmiş, mensuptur. O zaman el-evvele olmuştur. Fil-kanaati es-seyle bitmiştir. O zaman es-saniyeti. Bu da es-seyle bitecek. Aynı zamanda el-kanaat eliflamlı. Es-saniye. Bu da eliflamlı. El-kanaat yuvarlak tayla bitmiş, müennes. Es-saniyeti. Bu da müennes. Bu da teyle bitmiş. Bernamic kelimesi ise eliflamlı, bu da eliflamlı. Kendisinde müenneslik alameti yok yani müzekkerdir. Bu yüzden kelime de el evvel de müzekkerdir. Et-tabiki eliflamlıdır, mecrurdur. El-hamisi eliflamlıdır, mecrurdur. Fil-yevmil-aşiri eliflamlıdır,
Mecrurdur, elif lamlıdır, mecrurdur. Eşşehri, elif lamlıdır, mecrurdur. Es-Sarisi, elif lamlıdır, mecrurdur. Aynı zamanda ikisinin birden müzekker olduklarını da görmektesiniz. Şimdi saatleri ifade etmeye geldik. Yani saat 5 nasıl dersin? Veya 5'e 10 geçiyor veya 5'e 10 var. Bunları nasıl ifade edileceği noktasına gelmiş olduk. Bu konu lisede de geçmekte. İmam Hatip Lisesi'nin konularından biri buydu. Es-sa'atul vahidetu. Saat 1. Vahide 1 demekti zaten. Saniye 2 demek değil mi? Salis 3, rabiye 4. Ha, başta saat kelimesi eklemişler. Es-sa'atul vahidetu. Saat 1. 01. Yani gece 1'den bahsediyor. Es-sa'atu saniyetu, salisetu, rabi'atu devam ediyor. Yanına koyduğu rakama göre saat şu, saat bu diyor. Burada dikkat edilecek husus 10 dahil olmak üzere gelen rakamların her biri sağındaki kelime yani es-sa'at kelimesine irab bakımından uymuştur. Es-sa'atu ötreyle bitti, es-samine tu ötreyle bitti. Es-sa'atu ötreyle bitti, et-tasi'atu ötreyle bitti. Es-sa'atu ötreyle bitti. El-aşiratu ötreyle bitti. Birden 10'a kadar böyle. Lakin 11 ve 12'ye geldiğimizde yani 11 dahil olmak üzere 11'e bakalım bir. Es-sa'atu el-hadiyete aşirate. Es-sa'atu merfu ama el-hadiyetu demiyoruz. Aşiratu demiyoruz. Bunlar mebni. Yani standart yazılışı sahipler. Donuk kelimeler. El-hadiyete aşirate. Es-sa'atu merfu olsun. Es-saniyete aşirate diyeceğiz biz. Bunları mensup okuyacağız yani. Fethalı. Saniyete aşirate. Saat 11, saat 12 demiş olduk. Saat 13 demek istersen nasıl dersin? 13 nasıl denileceğini yazmamış. 3'ü bul. 3 neydi? Es-salisu. Es-salisetu. Buraya gelip es-salisetu demeyeceğiz ama es-salise t'yi fetha ile okuyacağız. Yanına da aşırı t'yi ekleyeceğiz. Yani aşırı t kelimesinin sağına eklersen saat o olur. Es-salisete aşırı t. Er-rabi'ate aşırı t. El-hamisete aşırı t. Es-sadisete aşırı t. Es-saminete aşırı t. Et-tasi'ate aşirete. Saat 19 oldu. El-aşirete aşirete diye bir şeyse söz konusu değil. 19'a kadar söylemiş olduk. Bakalım saat 20 demeyi yazmışlar mı? Es-sa'atul vahidetu ve nisfu. Es-sa'atul vahide saat 1 ve en-nisfu ve de yarım. Ne yaptı? 1,5. Yani rakamlar arasındaki vav artı manasına gelmekte. Es-sa'atu saat el-vahidetu birdir ve artı olarak nisfu yarımdır. Yani ne yaparsın, ne yapar? Bir ile buçuğu toplasan 1,5 yapar. O yüzden saat 1,5 diyor. Es-sa'atu saat es-salisetu 3'tür. Ve daha nedir? Es-sülüsü. Onun da 3'te 1'idir. Sülüs ne demek? 3'te 1 demek. 3'te 1. Neyin 3'te 1'i? 1 saatin 3'te 1'i. 1 saatin 3'te 1'i nedir? 20 dakika. 20 dakikadır yani. Çünkü 20, 40, 60. Hani 1 saat 60 dakikadan oluşuyor. Sen sürüs dedin. 3'te 1'i dedin. 60'ın 3'te 1'i 20'ye tekabül eder değil mi? 20, 40, 60. 1 saat 60 dakika yani. 3'e bölersin. 20, 20, 20 yapar. 3 tane 20 vardır. Sürüs işte 3'te 1'i yani 20 dakika demektir. Es-sa'atu salisetu saat 3'tür ve daha nedir? Es-sürüsü 3'te 1'dir. Açılımı 20 dakika, 20 dakikadır. Saat 3'ü 20 geçiyor. Es-sa'atu rabi'atu ve rubu'u. Er-rabi'a 4. Ve demin peşine diyor ki rubu'u. Ve rubu'u. Rubu'u ne demek? 4'te 1 demek. 4'te 1. 4'te 1 ne demek? 15 dakika demek. Çünkü 60 dakikayı 4'e bölersen 15, 15, 15, 15. 4 tane 15 bulursun. 4'te 1 dediğine göre artı 15 demektir.
Öyleyse saat 4 artı 15. Yani 4'ü çeyrek geçiyor. Es-saatul hamsetu saat 5'tir. Ve daha nedir? Aşru tekaika ve 5'tir. Pardon, aşır 10 demek ve 10'dur. Yani 5'i 10 geçiyor. Vav artı demek. 5 artı 10 dakika ne yapar? 5'i 10 geçiyor. Dakika gelmedi ama dikkat et. Dakika geldi. Dakikalar demek. Cemil olarak gelmiştir. Çünkü 3 ile 10 arasındaki rakamlardan sonra gelen temizlerin cemil ve mecrur olarak gelmesi gerekirdi. Bu yüzden cemil gelmiştir. Mecrur mudur? Evet. Cer alameti nedir? Fethadır. Neden? Tekaika kelimesi gayri munsariftir. Gayri munsarif nedir? Cer ve tenvil kabul etmeyen kelimedir. Cer de olmaz, tenvil de olmaz kendisinde. Kısaca bu. Yoksa geniş bir konudur zaten. Buna dair bir videomuz da vardır. Yani gayri munsarif yazsanız sayfamızda onu bulursunuz. Es-sa'atu samine saminetu saat 8 diyor. İlla ancak yani 8'den eksiktir ney? Sürüsen 3. Yani 20 dakika. Sürüs 20 dakika demekti. Saat 8'dir ancak sürüs eksiktir ondan. İlla eksi demektir. 8 eksi sürüs 3'te 1. Yani 20 dakika. Öyleyse saat 8'e 20 var demektir. Es-saatu tasi'atu saat 9'dur illa ancak tam da 9 değildir yani eksi rubuan 4'te 1. Ne oldu? Tasi'a 9 demekti pardon. İlla rubuan ancak çeyrek eksiktir. Yani 15 dakika eksiktir. Dolayısıyla saat 9'a çeyrek var demek olur. Es-saatu aşiratu saat 10'dur illa ancak eksi aşara dakika. 10 dakika eksik. Öyleyse saat 10'a 10 var demektir bu da. Burada şimdi bunu anlatmaya başlayacak. Geçiyor demek için vav kullanılıyor. Yani soldaki kelimeyi bağlamak için. Ama geçmiyor, o kadar daha var eksi diyeceksen illayı kullanırsın. Az önce anlattığım üzere arada vav varsa artı. Vav değil de şurada olduğu gibi illa olursa soldaki kelimeyi sağdaki kelimeden çıkaracaksın. Söylediğim şey bir de kendisi anlatmış oldu. 24'lük saat diliminin Arapçada kullanılmadığı görülür. 24 saatlik dilim, saat 24, saat 22 gibi bir şey yok yani. Aşağıdaki örnekte verildiği üzere 21 ifadesi 12'lik saat diliminde olduğu üzere 9 sayısıyla ifade edilir. 21 değil 9. Vaktin akşam mı sabah mı ne olduğunu belirtmek için sabahan, mesaen, zuhuran veya ba'le zuhri öğleden sonra, kable zuhri öğleden önce veya leylen yani gece zarfları kullanılabilir. Örnek saat 21.15 yani 21.15 nedir? Akşam saat 9'u çeyrek geçiyor demektir. Bunu ifade etmek istersen es-saatu tasi'atu saat 9'dur ve rubu'u artı 4'te 1'dir. Yani 9'u çeyrek geçiyor. Sabah mı akşam mı acaba? Mesaen akşam. Saat akşam 9'u çeyrek geçiyor. Es-saati saminetu saat 8'dir ve nisfu ve de yarımdır. Yani 8.30'dur. Mesaen yine akşamdan bahsediyorum. Sabah 8.30 değil. Es-saati saminetu ve nisfu sabahen. Saat sabah 8.30'dur. Arapçada saatlerle ilgili çoğu dilde bulunduğu gibi önemli iki soru tipi vardır. Kemis saatu? Mimi esreleyerek. Kemis saatu? Kem aslında mim cezimli yazılır. Lakin kem es-saatu denilmez. Geçiş yaparken mimin esrelenmesi gerekir. Kemis saatu? Saat kaçtır? Cevap. Es-saatul hamisetu? Saat 5. Veya es-saadisetul hamisetu? Artık ne dersek. 2. Fi ayi saatin saat kaçta? Hani uçak işte kalkacak mesela saat kaçta? Fi saatil hamiseti saat 5'te olacak bu olay. Saat ifadelerinde her zaman es-sa'e kavramı bulunmayabilir. Saatlerin sayılarını oluşturan kısım dil bilgisi açısından müfret sıra
sayılarından olduğu gibi es-sa' kelimesinin sıfatı hükmünde olup mureptir. Yugadiru el-kitaru es-seri'u fis-sa'ati tasi'ati illa ruban sabahan. Örnekler verilmiş oldu. Geçtim. Yeni bir bilgi yok burada. Burada yine bir bilgi var. Yukarıda saat kelimesi kullanılmıştı. İşte burada kullanılmamıştır. Hüve fil ameli mine samineti sabahan ilel hamiseti mesaen külle yevmin. O her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar iştedir. Bakın sabah 8'den dedik değil mi? Sabah saat 8'den demedik. Artık saat kelimesi geçmiyor burada. Mine samineti 8'den dedik. Saat kelimesini kullanmadı. Burada saat kelimesi kullanıldı ama değil mi? Onu özellikle altını çizmek istiyoruz. Fissadiseti. Es-saati es-saati sadise demedi yani saat kelimesini kullanmadı. Burada ise es-saatu saat el-ane şu anda el-vahidetu ve dakikatun tamamen saat tam biri bir geçiyor. Şurada vahidenin yanına bir saat daha eklemedi mesela. Yani saat kelimesinin kullanılması zorunlu değildir. Sonuç bu. Başta İrab-ül Kur'an olmak üzere şuralardan bakın diyor. Fe'ezzezna bi thalithin rabi'uhum kelbuhum ve meta'a thalife tel uhra. Fe'azzezna bi salifin. Onun için azzezna ne diyor? Bi hasfi muzafin. Muzafın hasfi iledir. Yani bi rasulin salisin. Ya bi rasuli salisin. Üçüncü bir rasul ile destekledik, yücelttik demektir. Rabi'uhum kelbuhum kef 22 ve meta ve menat es-salisete el-ukhra necm 20. Bunlara da bakmadım. Geçtim. Harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Şarafe ala. Şarafeden sonra ala gelir. Bir şeyin yaklaştığını ifade etmektedir. El-vaktu şarafe anil intiha el-an. Şimdi süre bitmek üzere. Seydara ala birine bir şeye veya bir yere hakim oldu, egemen oldu manasına geliyor. Yani seydara fiilinden sonra ala harfi cerri gelir. İndefa'dan sonra ila gelecek. Bir işe girişti manasına geliyor. Bazı tabirler mi'e yüz demek. Mi'etun yüz demek. Bildi mi eti %100. Aşır 10, hams 5 demek zaten. Mi etun fil mi et %100. Bir şeyin %100 olduğunu, kesin olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Ettefiku ma'ke mi etu. Dikkat et, ma etu değil, ma değil, mi. Mi etu. Bil mi eti. Fi hada al-mawdu'i insanu yastadi'u at-tahakkuma bi 10 bil mi'ati bi 10 bil mi'ati %10 %1 diyecek şimdi vahideten fil mi'ati mi 100 demek vahide 1 olduğu için %1 mi'e 100 demek sağında 10 var o zaman %10 mi'e 100 demek sağında da 100 var öyleyse %100 yani 100 ve sağında ne varsa yüzde o kadarı. %20'si. Çünkü aşır yine 20 demek. Aşır 10 demek. Peşine 100 gelmiş. Öyleyse %10 demek oluyor. Ehadehu bi'inil i'tibari. Birini dikkate almak, hesaba katmak demektir. Ehadehu bi'inil i'tibari. Ehzuhu bi'aynil i'tibari. Ehze illa ehze olarak gelmesi gerekmiyor tabi. Ehze olarak gelmiş mastarıdır. Ye'hudu muzaridir. Ehze tıpkı ekele gibi. Değil mi?
mazi fiildir. Ehz onun mastarıdır. Ye'hudu muzarisidir. Te'hudu bir diğer muzarisidir. Ne'huzu yine bir diğer muzarisidir. Muzari olarak, mazi olarak, mastar olarak gelebilir. İlla enne illa en. Ancak ne var ki meğerden başka yine de manalarına gelmekte. İlla enne veya illa en. İlla enne. İlla enni veya illa en olarak kullanılabiliyor. Kıraatun. Kıssatun kasiratun lil erkami. Kıssatun bir hikaye. Kasiratun kısa hem de. Ne için? Neye yönelik? Lil erkami. Rakamlara yönelik. Rakam müfret. Erkam rakamlardı. Erkam rakamlar demek Türkçedeki. Yani cimi bir kelime, çoğul bir kelime. Rakamların, sayıların kısa bir hikayesi manasına geliyor. Burada tercümeyle zaman kaybetmiyorum. Direkt geçtim. Uzun bir parça. Fehmul mekruh, okuma, anlama demek. Yukarıdaki okuma parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Bunu cevaplayabilmen için yukarıyı okumuş olman gerekir. Okuduk mu okumadık. Yani bakalım cevaplayabilecek miyiz? 1. Men kim ihtara'a icat etti? El alete aleti. Elleti o alet ki saadet. Yardım etti, yardımcı oluyor. Fi ameliyete. Fi ameliyete demiş. Fi ameliyeti olmalı. T esreli olması lazım. Yazım yanlışı var. Fi ameliyetil addi. Sayı sayma işinde yardımcı olacak aleti kim icat etmiştir? Evvel aletin ilk defa. Ve ma ismu abi o aracın, araç gerecin, aletin ismi nedir diyor. Bunların cevapları biliyorsunuz ki hemen aşağıda mevcuttur. İhtara'a ha onu icat etti. Kim? Asyalılar. Kudama diyor. Eski Asyalılar ki ismuha onun da adı nedir? Mi'dattır. Yani abaküstür. Hatta oraya geçip oradan okusak daha iyi olur. 2. Men kim istehdeme kullandı. El erkame rakamları evvele merratin evvela ilk defa fil alemi dünyada. El Mısriyuna el Kudama eski Mısırlılar kullandılar. Hum onlar ellediğin o kimselerdir ki istihdamu el erkam evvele merratin fil alemi dünyada ilk defa kullananlardır. Men kim edhale dahil etti el erkam el hindiyete hindi rakamlarını Hindistan rakamlarını evvele merratin ilk defa ilel alemil Avrupa Avrupa dünyasına ilk defa Hindistan rakamlarını sokan kişi kimdir? Kim yaptı bunu diyor. Kânel Arabu Arabul evvelu. İlk Araplar bunu yaptı. Men o kimse ki gâme bi idhâliha ilel âlemil Avrupa. Avrupa alemine Hindistan rakamlarını ilk defa sokan, dahil eden kişi yani ilk Araplardır. 4. Eyye ramzin hangi ramz, hangi rumuz, hangi işaret İstahdeme kullandı. El Babiliyune Babililer lil e'dâri. Sayma araç gereci olarak. İstahdeme kullandılar. Rumuzen bir rumuz. Lil e'dâri saymak için ki eşbehe yüşbehe tüşbühü benziyordu. Hiye o ru'use siham. Siham ok demek. Ok başına. Okun baş kısmına benzeyen bir rumuz, bir işaret, bir resim kullanıyorlardı. 5. Meta ne zaman uktu şife keşf edildi el mi'dadu abaküs. Kable ihtira'il erkami. Rakamlar icadından önce, rakamların icat edilmesinden önce abaküs keşfedilmişti. Okuma parçasına göre aşağıda verilen cümlelerin yanına doğrudur, yanlıştır işaretleri koyun demiş. Minel mümkün, mümkündür en yüstehdeme kullanılması şeklü zehrati lutus, lutusi, lutus çiçeğinin, lotus çiçeğinin şeklinin kullanılması mümkündür. Ramzen, rumuz olarak, işaret olarak. Neye yönelik? Li'adedi bin. Bin sayısı için. Niye peki lotus çiçeği bin sayısı için
rumuz olarak kullanılabilir. Kesret ya çok olduğu için. Fi Misra, Mısır'da. Mısır'da lotus çiçeği çok yaygındır, fazladır. Yani dolayısıyla 1000 de tabii küçük bir sayı değil. 10 ifade etmek için bu kullanılabilir. Kullanılmaktadır, mümkündür diyor. Kânet idi. Bu doğru mudur? Doğrudur. Doğru olduğunu şuradan gördük. Parçayı okumadık peki ama onay işareti var. Kânet idi resmetu ferhi lifdâi. Lifdâ kurbağa demek. Ferh yavru demek. Resmetu ferhi lifdâi kurbağa yavrularının resmi, kurbağa yavrusunun resmi. Tedullü gösteriyordu ala adedi işte kaç yazıyorsa fil mazır ba'id uzak geçmişte böyleydi doğru mu? Doğru. Kaç yazıyor peki? 100 bin. 3. El erkamu leti ki ikteşefeha el hindus hindus hindil el erkam rakamlar elit o rakamlar ki ikteşefe keşfetmişti ha o rakamları kim ne el hindusu Hindular keşfetmişti. Eşbehe yüşbihu tüşbihu benziyordu el erkamı o rakamlar neye benziyordu elleti o şeye ki nestamilu biz kullanıyoruz ha onlara fi vaktina el haldır Hindistanlıların keşfettiği rakamlar bugün kullandığımız rakamlara benziyordu ona da doğru demiş kânet el insaniyetu insanlık idi la ta'rifu bilmiyordu el erkamı rakamları kable ruman Romalılardan önce doğru mudur yanlıştır. Beş kânel arabu Arap idi. Kat şüphesiz ki ihtara'u onlar keşfetmişlerdi el-erkâme rakamları. Hem de evvelen aratın ilk defa fil alemi dünyada. Doğru mudur? Değildir. Yani rakamları keşfeden Araplar değildir demiş oldu. Bu da ne anlatılıyor? Altı çizili sözcüklerin yakın anlamlılarını parantez içinde verilenlerden seçin demiş. Evet seçilmiş varmış bizde. Hemen bakıyoruz. Tuaddu için tuteberu sayılır. Tuaddu sayılır. El erkamul arabiyyatu Arap rakamları. El haliyyatu şu anki Arap rakamları. Hi onlar min asli hindi. Hint rakamların aslından sayılır. Tuteberu sayılır. İtibar edilir. Kabul edilir. Tuaddu sayılır. Eş anlamlı. Vada'a koymak demektir, yerleştirmek demektir, icat etmek demektir. Burada icat manasında el Babiliyuna, Babililer icat etmiştir. İl-i'dadi sayıları ki tuşbihu benziyor. Onlar neye benziyor? Ru'usel siham, ok başına benzeyen sayıları keşfetmişlerdir. İkteşefe işte keşfetmek, icat etmek, bulmak eş anlamı olduğu zaten açık. Kad istehdeme, kad şüphesiz ki istehdeme kullanmıştı. El Mısriyuna Mısırlılar mecmuaten miner rumuz. Burada geçen istihdeme işte istamele kullanmak demektir. Kâne küllü sehmin yu'abbiru. Yu'abbiru yedullu ala delalet etmesi demektir. Göstermesi demektir. Kâne idi küllü sehmin her bir ok yu'abbiru gösteriyordu an adedin muayyinin muayyen bir sayı gösteriyordu işte yedüllü ala gösteriyordu delalet ediyordu işaret ediyordu evji kelimesi için zirve kelimesi kullanmakta eş anlamlıdır zirve ile evci. Parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurun demiş. Buradan bakalım. Buradan baktığımızda atladım mı acaba? Yok atlamadım. Muhtarat minemsalil Arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Su'udu süllemi nedir? Deracetun, deracetun, deracetun. Merdiven adım adım çıkılır. Adım adı değil de bu da M olmalı yine. Adım adım çıkılır. Fırsat kapıyı iki kere çalmaz. El fırsatu nadiren ma tetrukul babe merrateyni. Yaşamla ilişkilendir demiş. Burada bir okuma parçası daha var. Ehemmiyetül vakti fi hayatina. Hayatımızda vaktin ehemmiyeti, önemi.
İ'tibara ya'tibiru yu'tibiru, itibar edilir. El vaktu vakit. Ehemme ma, o şeyin en önemlilerinden sayılmaktadır ki vakit. Fi hayate demiş. Fi hayati esre olacak. Fi hayatil insan, insan hayatında en önemli şeylerden biri olarak vakit kabul edilmektedir. Hatta innehu esmenu ve a'la minel mali. Fakat aksama Allahu fi bihi kitabil kerim fi mevada iddetin minha vel asri. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde zamanı yemin etmiştir. Örnek vel asr. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li raculin, bir adama yönelik, ya'izuhu, şöyle vaaz etmiştir. İğtenim hamsen kable hamsin. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bil. Bunlar nedir? Şebabeke kable haramike. Burada anlatılan şey, İhtiyarlık gelip çatmadan evvel gençliğin değerini bil. Ve sıhhateke kable segamike. Ve hastalıktan evvel sıhhatin değerini bil. Ve gınake kable fakirke. Fakirlik gelmeden önce de zenginliğin kıymetini bil. Ve feragake kable şulike. Seni meşgul edecek şeyler gelmeden önce boş vaktin değerini de bil. Başka ve hayatike kable mevtike, ölümden önce hayatının da değerini bil demiştir. Tabi devam ediyor, tüm cümleleri şu an yine okumuyorum. Hadisi şerifi okuduk, geçtik. Et tedribatu, alıştırmalar. Şimdi buraya anca gelmiş olduk. Peki buradan anlatılmış. Vesale vardı ile şirkete. Şirkete mühendisane, iki tane mühendis vardı, ulaştı. Ne dedin sen? Mühendisane tesniyedir. Başka merfudur, elifle yazılmıştır. Başka müzekkerdir çünkü elifin sağında t yoktur. Başka bu kelime nekredir, el mühendisane değil. Ha, bunları gözeterek bir kelime seç. Seçelim. Mühendise tani. Eliften önce ta olduğuna göre bu müennestir. Bu ise müzekker. Cinsiyet uymadığı için bu olamaz. Muvazzafeyni, bu olsun. Bu ya ile yazılmış. Yani cer ve nasba uyumlu yazılmış. Oysa buradaki tesniyemiz elifle yazılmış. Çünkü raf halindedir. Ha, demek ki irab uymadı. Geriye mecburen isnani kaldı. Dolayısıyla buraya isnani seçilmesi gerekir. Yazdık diyelim. Bu noktaları yerine getireyim. Bakıyorum tek vav var, hiçbir şey yok. O zaman soldan yararlan. İsne tani. Eliften önce T var. Eliften önce T nerede var? Şurada var. O zaman onu seçeriz. Mühendise tani de buraya yazarız yani. Ve halefi safi, sınıfa girdi. Kim girdi belli değil. Ama dullab demiş. Yani cemi müzeker bir kelime kullanmış. Ve peşine de cemi müennes bir kelime kullanmış. Bunu göz önünde bulunduracağız. Bulundurduk, diyor ki buraya ne seçmelisin? Sonunda T olanı seçmelisin. Buraya da sonunda T olmayanı seçmelisin. Neden? Zıtlık olsun diye. İlgili kelimeleri buraya yerleştirmiş olduk. 10 tane erkek, 10 tane de kız öğrenci sınıfa girdi. Vesaire ile şirketi sitte tu sitte, 3 ile 10 arasındaki rakamlardan birisi olduğu için peşine gelecek kelime ne olmalı? Cemi ve mecrur olmalı. O zaman kelimelere bak. Hangisi cemi ve mecrur? Baktım müderrisuna vavnuna yazılmış. Cemi müzekker salim merfudur. Muvazzafine ya ile yazılmış. Demek ki mecrurdur. Bitti. Muvazzafatı seçebilir miyim? Muvazzafat müennestir. Seçemezsin. Çünkü sitte kelimesi zaten müennes. Zıtlık da olacak ya cinsiyet yönünden. Bu yüzden muvazzafine ortadaki kelimeyi buraya yazıyoruz. Ca ebi ba'de dakaika demiş. Cemi ve mecrur gelmiştir. Ba'de kelimesi nedir arkadaşlar? Muzaftır. Öyleyse peşine gelecek rakamın cer olarak yazılması gerekir. Hamsi olur. Hamiseti mi yoksa? Veya şurada ne yazmış? Hamsi yazmış. Hangisi olmalıdır? Dakaik kelimesinin müfredinin ne olduğunu biliyor musun? Dakikatun müfrettir. Müennestir. Müfredi müennestir. Neredeydik? Şuradaydık. Ha, bu kelimenin müfredi nedir? Müennestir. Dakikatun. Yukarıda geçti zaten. Dakikaten olarak geçmişti.
20 dakika demiş değil mi? Ya 20 dakikaten hatırlayın. Sayılı saatleri ifade ederken kullanılmıştı dakika kelimesi. Dekayk onun cemi mükesseridir. Cemi bir kelime gördüğünde o müennes midir, müzekker midir buna karar verebilmek için onun müfredine bakmamız gerekir demiştik. Müfredine baktık dakikaten geldi yani ta ile yazılıyor. Dolayısıyla cemisi de müennestir. Madem ki bu müennestir sayının olması lazım, müzekker olması lazım. Çünkü sayı ile sayılan yani temyizin cinsiyet yönünden zıt olması gerektiği yukarıda ifade edilmişti. Bu yüzden hams kelimesinin seçilmesi gerekir de şuradaki hamseti veya hamiseti yani TL olan müennes olanlar seçilemez. Ba'de muzaf hams kelimesi de muzafın ilehtir celalameti esre olmaktadır. Haraca el üstazu kable dakikatin vah bak dakikaten müfredi burada geldi. Adeta kopya verdiler. Hani dakika kelimesi cemi işte müfredi de burada bak müennes olarak geliyor. Dakikatin vahidetin müfrettir müennestir vahidetin bu da müfrettir müennestir. Mecburen bu seçilmeli. Niye böyle? Çünkü vahid kelimesi 1 ve 2 demiştik ki 1 ve 2 de ne denilmişti? Bunlar sıfat olur denilmişti. Birebir sayılana uyar ve sayılan kendisinden önce gelir demiştik ilk videoda. Buraya getireceğimiz kelime dolayısıyla bununla uyumlu olmalıdır. Bu da ne olacak? Mecburen vahide kelimesi olacaktır. Bir sonraki sorulara geçtik. Parantez arasından uygun kelimeleri getirdim sanırım. Uygun olayına doldurunuz. Evet. Yakup şöyle diyor. Meta cae hadet dartu. Burada geçen dart kelimesi paket demek. Mesela ne zaman cae geldi hadet dartu. Bu paket ne zaman geldi diyor. Eyüp de diyor ki gable nisfi saatin yarım saat önce. Erbaatin 4. El hamisetu 5. Gable nisfi saatin yarım saat önce. Yakup kem daliben fis safi. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır diyor. Eyüp erbaatin 4 tane diyor. Yakup fi ey safin yeduru sadikuke. Cevap firrabi'i 4. sınıf. Es-sabi'atu 7. Firrabi'atu 4. Boş bırakılan yerleri parantez arasından uygun seçeneklerle doldurun. Belena darisetel kitabi errabi'i. El kitap kelimesi mecrur olduğundan peşine gelen kelime de nedir? Mecrurdur. Ona sıfat olarak gelmiştir. El kitap marifedir. Elif lamlıdır. Rabi'i de aynı şekilde. Rabi'i fail kalıbında yani nedir? Sıra sayısıdır. Bu yüzden sıfat olarak geliyor. Sağındaki kelimeyle her yönden uyum içerisindedir. Şahit el halka el rabi'a. El halka te el rabi'a. Harike ne olmalı? T'nin rabi'a te olmalı. Çünkü halkanın sıfatıdır. Dolayısıyla halkanın irabını alması gerekir. Halka te demiş. O zaman rabi'a te olacak. Sıfat mevsuf olduğu için dikkat edin. İkisi birden elif lamlı. İkisi birden müennes te ile bitmiş. İkisi birden mensup. İkisi birden müfret. Özelliklere tutuyor. Şimdi burada halka kelimesini bize verdi ya müfret olarak. Müennesi olduğunu gördük ya. Burada da onun nesi gelmiştir? Cemisi gelmiştir. Cemi müennesi geldi. Bu kelimenin müfredini bilmiyorum. Dolayısıyla müzekkerlik, müenneslik uyumunu nasıl yapmalıyım diye bir şey yok. Çünkü müfredini burada verdi. Dedi ki bu kelime müennestir. Müfredi de müennes, cemisi de müennes. Ha öyleyse rakam da onun zıttı olması gerekiyordu ya. Rakam zıt gelmeli. O yüzden ne geliyor burada? Erba'a geliyor. Ha rabi'a değil. Neden? Rabi'a fail kalıpları sıfat olarak kullanılmaktaydı. Burada ise bu kelime, buraya getireceğimiz rakam sıfat olamaz. Çünkü sağındaki kelimenin sıfatı olamaz. Sağında ne var? Min harfi cerri var. Min'in sıfatı olamaz. Demek ki burada sıfat olarak kullanılmamaktadırlar. Zaten Rabi olarak da gelmemiştir. Erba olarak geldi.
Erba'i esreyle bitmiş. Başında min var. Erba'i kelimesinden sonra cemi ve mecrur olarak kelime gelmesi lazım. Yani temyizi cemi ve mecrur gelirdi. Cemi ve mecrur geldi zaten. Hani neden erbaati değil? Çünkü bu müennestir. Buradaki kelime de müennes. İkisi müennes olamaz. Zıtlık olması gerekirdi. Errabia neden değil? Çünkü burada sıfat olarak kullanılmamaktadır. Nereden anladın? Başında min var. Yani el ve saygı kelimesiyle sıfat yapamazsın. Çünkü araya bir şey girmiş. Enha el müdiru el celsete ba'de erba'i dekaik. Ba'de muzaftır. Erba'i cer etmiştir. Erba'i burada yine sıfat olarak kullanılmamıştır. Peşine gelen kelimenin cemi ve mecrur olarak gelmesi gerekir. Dakikatun müennestir müfredi. Ha, öyleyse cemisi de müennestir. Madem ki cemisi müennestir, o zaman onunla alakalı olan rakamın müzekker gelmesi gerekir. Ha, işte bu yüzden Erbaan seçtik de şu müennes olan bakın TL yazılmış. Bunları seçemedik. Peşine Errabiatu eliflamlı ve T'li bir kelime gelmiş, bir rakam gelmiş. Peşine Erbaan, peşine Errabia. Bu nedir? Sıra sayısıdır. Bu nedir? Bu da sıra sayısıdır. Bu nedir? Sıra sayısı değildir. Errabia eliflamlı olanı seçtik. Sıra sayısı olanı seçtik. Çünkü burada ettabik kelimesiyle sıfat mensuf ilişkisi sağlanmıştır. Sağındaki kelimeyle birebir uyum sağlanabilmiştir. İkisi birden marife, ikisi birden müzekker, ikisi birden mecrur. Özellikleri tutmaktadır. Burada da şu rakamları diyor. Hani 5 var, 3 var. İfade edin. Ya'melu fil muhteberi hamsu talibat. Muhteber laboratuvar demekti. Ya'melu çalışıyor. Fil muhteberi laboratuvarda hamsu talibatin. 5 tane kız öğrenci. İşte 5 yazmış. 5'i yaz yani. Hamsu. Hamsu neden merfu? Çünkü faildir burada. Ya'melu fiildir. Hamsu faildir. Kaç şüphesiz ki etet vardı gitti. Fiil yine fail lazım. O yüzden merfu olarak geliyor. Selasu. Selasi neden değil. Selase neden değil. Onu anlatmak istedim. 3 selasu olarak yazıldı. Tabii şu da var. Selasu yazdın da selase tu yazmadın. Yani bu rakamı neden müzekker getirdin? Çünkü peşine gelen kelime müennestir. Bu neden müzekker geldi? Çünkü peşine gelen kelime müennestir. Müennes olduğu için temyizleri rakamlar ne olur? Müzekker olur. Cinsiyet zıtlığı var. Selaseti esabiya. Selasetiye bakıyorum müennes gelmiştir. Ha, mecrur geldi başında zarf var. Bu muzaftır kable. Bunu cer etmiştir. Peki neden TL yani neden müennes yazıldı? Çünkü temyizi müzekkerdir. Esabiya. Esabiya olan bu temyiz olan kelimenin müzekker olduğunu nereden anladın? Bunun müfredine bakman lazım. Müfredi nedir? Usbu'un. Müfredi usbu'un. Bakıyorum ki usbu'atun değil yani müfredi. Müfredi de müzekker. Ha öyleyse cemi olan esabiyen de müzekkerdir. Madem ki müzekkerdir, rakamın müennes gelmesi gerekir. Ve senna ile şirketi, şeriketi, fil vahideti. Bir demiş ya, bir de vardık diyor. Şirketi saat 1'de vardık. Vahiditi dedi. Neden vahidi demedin de T getirdin? Çünkü şirket nedir? Müennestir. Ta ile yazılmıştır. Biz de oraya uyum sağladık. Câebi fit tâsiyeti mesaen. Akşam gün saat 9'da babam geldi. Tâsiye 9. Ketebtu el-yevme seb'a safahatin. Seb'a müzekkerdir. Safahatin ise müennestir. Müzekker müennes zıtlığı yine mevcuttur. İndi liratun vahidetun. Burada liratun müennes kelime seçildi. Neden? Vahide kelimesi müennes olduğu için. Ebna değil yani. Çünkü ebna oğullar demektir ve cemidir. İbnun, ibnan, ebna oğullar demektir. Burada vahide tek demiş, bir tane demiş. Oğullar diyor, oğul demiyor ki. Müfret olsaydı bu seçerdik. Dakika teyni 2 dakika demektir. Burada tek diyor sıfata bak. Dolayısıyla uygun değil. Vahide teyni dememiş yani. Tekellem tu ma'hu dakika teyni 2 dakika isne teyni. İsne teyni demiş. İsne teyni
Tesniyedir. Nas ve cer haline uyumludur. Ya'dan önce T vardır. Demek ki müennes. T'den sonra ya geliyor. Ya'dan önce T geliyor yani. Buna uyumlu bir şey seç. Bu da ortadakidir. Li hamsu benatin ve hamsetu ebnain. Hams müzekker, benat müennes, hamsetu müennes, ebna müzekker. Tekrar edelim. Hams müzekkerdir. Rakam yani müzekker. Temizi ise müennes gelmiştir. Zıtlık sağlanmıştır. Bu yüzden benat buraya yazılmalı. Hamsetu ta ile yazılmış. Demek ki müennes zıtlık gerekiyor ya. Bu yüzden bize ne lazım? Müzekker bir kelime lazım. O da ebna olmaktadır. Ebna kelimesinde müfredi neydi? İbi nun bir oğul. İbi nane iki oğul. Ebna oğullar. Bintun bir kız. Bintan iki kız. Benat kızlar. Müennes yani. Yemur fi hadel mesna'in selasu müzekkerdir. O zaman müennes kelime lazım sana. Amiletan olamaz mı? Olabilir. Tesniyedir, müennestir. Ama selas 3'tür. 3'ten 10'a kadar olan rakamlardan sonra hem cemi hem de mecrur bir kelime gelmesi gerekiyor. Cemi yani, dikkat et. Yani bu yüzden dabibat kelimesi seçiliyor. 10. Çünkü niye o bu seçildi? Rical müzekkerdir. Amiletan tesniyedir. Bize cemi bir kelime lazım. Cemi ve mecrur olmalı. Cemi ve mecrur olan sadece dabibattır. Niye? Amiretani bu merfudur. Bak, elifle yazılmış. Tesniyedir. Peki ricalin bu mecrur olamaz mı? Harekeyi öyle koyarım. Olabilir. Ama selas kelimesi müzekkerdir. Yani rical de müzekkerdir. Müfredi raculun. Racul adam demek. Selas de müzekker. Müzekkere müzekker olmaz. Cinsiyette zıtlık aranıyor 3'ten 10'a kadar. Dolayısıyla burada ne olmalıdır? Kesinlikle dabibat seçilmelidir. Yedrusu Yahya fil müstava es-salisi. 3. seviyede ders görüyormuş. 3. sınıfta ders görüyormuş Yahya. Müstava kelimesi. Fil müstava. Fid devrati. Fil mesani. Devre bölüm demek, mesani fabrika demek, müstevas seviye demek. Türkçe'ye çevrilmiş. Aşru mümerrivatin, aşru mümerrivat. Ve dabibani. Türkçe yazılmış zaten. Vesaltü'l-Câmiyeti fi's-Sâmineti ve nisfi 8.5'ta. Sâmine 8, nisfi yarım demek, buçuk demek. Sûretü Yûnsiye es-Sûretü'l-Âşiretü minel Kur'ân-ı Kerim 10. suredir. 10. es-Sûretü sıfat mevsuf ilişkisi vardır. Lehu seyyâratâni isnetâni. Ta ile elif, ta ile elif. Sıfat mevsuf ilişkisi. Ve ma indehu eyyü beytin vahidin sıfat mevsuf ilişkisi. Buralarda geçiyorum. Türkçe'ye çevir, Arapça'ya çevir. Çevrilmiş hali mevcut. Sıra sadece sorulara kaldı. Soru 1. Boş bırakılan yere uygun bir kelime getir. İştereke fel-içtimai nokta 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 vav mühendis saatin. Manaya gerek var mı? Manaya gerek yok. Neye gerek var? Noktalı yerin sağına, soluna, dikkate gerek var. Mühendisliğine kelimesi müzekkerdir. Ha, öyleyse buraya müennes bir sayı getirmeliyim. Mühendisatin müennestir. Öyleyse buraya da müzekker bir sayı, rakam getirmeliyim. Çünkü cinsiyet yönünden zıtlık olmalıydı. Bunu göz önünde bulundurmam gerekiyor. Evvela bana ne lazım? Müennes, peşine müzekker. A şıkkı müennes mi değil. B şık, C şıkkı müennes mi değil. E şıkkı müennes ama konu dışı. Neden? Vahidetun tenvinidir. Tenvin almış. Ve sıfat olarak kullanılır. Neyin sıfatı olur? Sağındakinin sıfatı olur. Buraya getirirsem sağındaki esreli ve aynı zamanda eliflamlı. Bu eliflamsız ve ötreli. Demek ki sıfatı olamaz. O zaman E şıkkı direkt elendi. B şıkkı müennesle müzekker gelmiş. Uygundur. Denizli vahidun yine temin almış. Sıfat olarak kullanamam bunu.
Vahidetun yine sıfat olarak kullanamam. Çünkü ötreli bir kelime bu. Ötre almış, çift ötre tenvinli. Bunlar sayılandan sonra geliyordu. 1 ile 2 sayılandan sonra. Yani vahidi sen alıp şuraya yazarsan vahidun, o zaman sağındakinin sıfatıdır demek istiyorsun. Sağındaki elif lamlı, sen elif lamsızsın. Bu kelime tenvinli, sağındaki kelime tenvinsiz. Demek ki bu da olamaz. Edirne ile Denizli bu yüzden elendi. Adana ile Ceyhan ise müzekker müennes uyumsuzluğu gerekçesiyle elendi. Geriye sadece Bursa kaldı. Hamse tu müennes değil mi? T ile bitmiş. Mühendisine ise müzekkerdir. Zıtlı sağladık yani. Hamsu müzekkerdir. Mühendis saatin müennestir. Demek ki zıtlı yine sağladık. Nitekim mühendisat kelimesinin müfredi mühendise tun müennestir yani. Müfredi de müennestir. Dolayısıyla cimrisi de müennes sayılır. Mühendisine bu da mühendisun t'sizdir. Demek ki müzekkerdir. Aranan uyumluluk, uyumsuzluk sağlanmış oldu. Hemen sağ tarafındaki 5'e bakalım buradayken. Karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayacak uygun ifadeyi bul demiş. İbrahim bir şeyler demiş de Musa firrabiati dördüncü de demiş. Acaba İbrahim ne demiş ki Musa ona dördüncü diye bir cevap verme gereği duymuştur. Yani 4'te niye diyor acaba? Kim saat el ane saat şu an kaç demiş olabilir mi? Ya da fi ey saffin yebdu ed dersu. Ders hangi sınıfta başlıyor? Ey faslin hangi fasıl hangi konu yebdu başlıyor bari saris üçüncüden sonra. Meta yebdu ed dersu. Ders ne zaman başlar? Eyne yüderrisu el üstazı öğretmen nerede ders veriyor? Fir rabiati. Öğretmen 4'te ders veriyor. Mekan soruyor ama saat sorsa tamam. Burada mekan sorulduğu için Edirne yanlış olur. Meta yebdu'u dersu ders ne zaman başlar? 4'te başlar. Ha olur. Demek ki o zaman nedir? Denizlidir. Ders 4'te başlıyor. 2. Boş bırakılan yeri tamamla. Min erbaati nokta nokta. Rakamdan sonra gelecek yazacağımız şey. Ve 4 bu. Getireceğim şey ne olmalıdır? 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi, temiz yani kendisinden sonra gelen kelimenin hem cemi hem de mecrur olarak gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ayrıca rakamlarda da cinsiyet zıtlı olmalıydı. 4 müennes o zaman müzekker bir kelime getirmelisin. Vahdetin olur mu? Olmaz. Müennestir. Vahedatin müennestir. Zaten bunun müennesidir. Olamaz. Duruz müzekkerdir. Olmaz. Kısım müzekkerdir. Olmaz. Fusul olur. Müfredi faslun fasıl mevsim fasıl konu fusul cimisidir ve uygundur mecrurdur nitekim fusul kelimesi buraya yazılır yani demek ki aranan şık Ceyhan'dır 3 ile 6 6'ya bakalım noktalı yerin ne gelmelidir İbrahim diyor ki ila eyyi safhatin hangi sayfaya kadar vesalte sen ulaştın vardın fil kıraati okumada hangi sayfaya kadar okudun Musa cevap veriyor ile tasiati fakat sadece 9'a kadar 9'a kadar ulaştım diyor e kadar a kadar ila ile ifade edilmiş oluyor. Yani vesaltu ile tasiati fakat demektir bu da. Fakat yani sadece 9'a kadar e kadar a kadar ila ile yazılmış olması bizim için önemli. Aşru safahatin 10 sayfa 10. sayfaya kadar demiyorum. Adana doğru şık. 3. Yine tamamlama sorusu. Buraya ne gelmelidir? Kâne mev'iduna nokta nokta nokta. Filyamir Rabi'i min Maris. Kâne idi mev'iduna sözleşmemiz, randevumuz ne zamandı? Filyamir Rabi'i dördüncü günündeydi. Min Maris, Maris, Mart demek. Randevumuz Mart'ın dördündedir, dördüncü günüdür, 4 Mart'tadır manasına geliyor. Fi erbaate yamin. Erbaate yam 4 gündedir, dördüncü gündedir. Hangi ayın nerede belli değil.
Es-salisetu ba'de zuhri. Öğlen sonra üçüncü. Öğlen sonra üçtedir. Üçüncüdür. El-hamsetu ba'del erba'eti. Dörtten sonra beş. Sittetü kütübin. Altı kitap. Randevumuz ne zamandır? Fil-yevmir rabi'i min Maris. Mart'ın dördündedir. Tam güzel cümle A'da kullanılmıştır. Altıyı işlemiştik. Üçü de işlediğimize göre 4 ila 7'ye bakalım. 7 yine noktalı bir soru. Buraya ne gelmelidir? El meridu alel mevti. Garabe. Soru anlaşıldı aslında. Şarefe ala. Değil mi? Ala harfi cirini görüyorsun ve şarefe var. Şarefe ala yaklaştı. El meridu hastanın alel mevti. Ölümü yaklaştı. Hasta ölüme yaklaştı. Şarefe ala. Şarifeden sonra ala harfi cirri kullanılır diye kitapta geçmişti. Dörtte boşluğa ne getirilmelidir? Ade ahi ilel beyti. Kardeşim eve döndü. Ne zaman döndü? Selase ba'de isneyni. İkiden sonra üç veya fissabiati. Yedide döndü. El aşra lil kütübi. Lil kitabı. Kitaplar için onda döndü. Doğru cevap burada Bursa olmaktadır. Saat 7'de döndü. Saat kelimesini kullanmasa da kastedilen mana budur. 8. Türkçe çeviri hangisinde doğrudur? Romalılar da halen kullanılan bir rakam sistemini icat etmiştir. Zaten bu ibare geçmişti, burayı okumuştuk özellikle. Vada icat etti. Er-Rumanu Romalılar. Eyvan aynı şekilde. Nizame Erkamin. Rakam düzenini, rakam sistemini. O rakam sistemi ki yüstemelu kullanılıyor. Fil vaktil hali. Şu halde, şu zamanda. Bırakmıştı değil. Terk etmişti değil. Hali hazırda sadece Romalılar. Sadece kelimesi burada geçmiyor. Bırakmak manasında herhangi bir şey yok. 10. Boşluğa ne getirmeliyiz? Hâdâ bu nedir? Kararun bir karardır. Hem de resmiyyun. Resmi bir karardır ki yecibu. Gerektiren resmi bir karardır. Neyi gerektiren? Ehzuhu bi'aynil itibari. Okumaya hiç gerek yokmuş esasen. Ehz kelimesi. Bi'aynil itibari görseydim direkt ehz derdim. Denizli. Yukarıda geçti çünkü. 9 noktalı yere ne gelmelidir? Hâdâ bu nedir? Hüve o kararı, benim kararımdır. Hem de nasıl bir kararımdır? Metun bil met. %100'lük bir kararımdır. Yani kesin kararım budur. Burası seçilmesi gerekiyor. Böylece tamamlamış olduk. Sayı konusu biraz daha detaylı bir konu olduğu için fazlaca vakit almış oldu. Zaten ünite sayısına da baktığımızda yani şu an 50. sayfadayız. 50 sayfa bir ünite olmuştur. Çünkü geniş bir konu ve esasen sayı konusu bitmedi. Yani sadece 10'a kadar işlenebildi. Diğer sayılar temizleri henüz ele alınamadı. Bu üniteyle alakalı bir özet çıkartarak çalışmanızı öneriyorum. Özellikle rakamlar ve temizleri üzerinde, yani hangi rakamdan sonra hangi temiz nasıl gelir? 3 ile 10 arasındaki rakamlardan sonra gelen kelime, solda yazılan kelimeye temiz diyoruz. Bu temizin cemi ve mecrur olması gerektiğini, rakam ile temizi arasında cinsiyet uyuşmazlığı, bir zıtlığının olması gerektiğini ifade ediyorum. 1 ila 2 sayısının sıfat olarak kullanıldığını, temiz almadıklarını, dolayısıyla sağdaki kelimelere irab, cinsiyet, sayı, marife, nekre yönünden uyması gerektiğini hatırlatıyoruz.